Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehle. Ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Bugün siz azizler bilen navbatdagi sohbatimizni, ilmiy sohbatimizni şu dargohda devam ettirishlik baxtiga musharraf bo'lib turibmiz. Haq subhanahu va taolo bu sohbatlardan barchamizni manfaatlantirsin, unga amal qilib borishligimizda, dinimizni o'rganib, uning ta'limotlaridan foydalanib borishligimizda o'zi tavfiq bersin. Imom Buxoriy va Muslim o'zlarining sahih to'plamlarida Oisha radhiyallohu anhodan rivoyat qiladilar. Oisha onamiz aytadilar: "Burayda ismli cho'ri ayol bor edi Madinada. Shu ayol payg'ambar alayhisalotu vasallamning uylariga keldi. Kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yo'q edilar. Kirsalar Oisha onamiz o'tiribdilar. O'zlari rivoyat qilyaptilar, meni oldimga keldi deydilar. Va Burayda o'zini egalari bilan, egasi deganda bugun biz tasavvur qila olmaymiz, hozirgi kunda yo'q, chunki quldorlik davridagi voqea bu. Qulchilik payti bor, qullar bor, qullar haqida alohida hukmlar bor. O'sha davrlarda to islom kelgunga qadar qullarga bo'lgan munosabat hayvonga bo'lgan munosabatdan ham past edi. Islom keldi, quldorlikni nimaga taqiqlamadi deydi ba'zilar hozir. İslam kuldorlikka yani tarafdor emas edi. İslam kelgan paytida zaten kuldorlik bor edi. İslamdagi kul masalalari haqidagi mavzularni eshitsangiz, ba'zi odamlar sizga ta'na qilib qolishi mumkin. Aytishi mumkinki, İslam nimaga kuldorlikni qo'llab-quvvatlagan? Yo'q, qo'llab-quvvatlamagan. İslam kelgandan keyin kuldorlik boshlanmagan. Kul masalasi, quldorlik masalasi jamiyatning qon tomirlarigacha singib ketgan masala edi. Kul masalasining fiqhi asosi yo'q edi. Bir kishi o'zining qul bo'lib qolishligidan omonda emas edi. Xavotir bo'lardi. Ko'chaga chiqsangiz, sizni himoya qiladigan hech kim bo'lmasa, boshingizga bitta urib bozorga olib chiqib sotib olishi mumkin bo'lgan jamiyat edi. Salmon radhiyallohu anhu qanday qul qilishdi? Hur adam idi. Hur. Safarga çıktı, karavonga koşuldu, to'rtta adamı koliga tüştü, kelip bazarda satıldı. Satılıp kul aylanıp kaldı. Medine'ye kelip kul kulup satı var işte. İslam kuldorlik meselesini intizamga saldı. Cemiyette bar mı? Bar. Bu muammanı kende yiçiledi. Tamamen hemme kuldorlikke berhem verilsin dese intizam buzulup getirdi. Sistemi, siyaset buzulib ketadi. Bir ma'noda musulmonlarga nisbatan dushman bo'lgan, muxolif bo'lgan taraflarga qo'liga qilich berib meni chop deganga o'xshab qoladi. Chunki siyosiy aloqalar bor. O'rtada jangu jadal bo'lib turibdi. Dushman hujum qilyapti, musulmonlardan ayrimlarini asirga olyapti, ulardan ayrimlari musulmonlarning qo'liga asir tushyapti. Bunaqa vaziyatda düşman tamam bizni musulmon asırlarımızını kul qilyapti. Biz quldorlik bizga kerak emas desek, ulardan qo'limizga tushgan asırlarni nima qilishimiz kerak? Qul qila olmaymiz. Keyin nima bo'ladi? Bizni musulmon askarlarimiz ularning qo'liga tushib qolgan askarlarni qanday azod qilamiz? Masalaning ya'ni ilmiy chuqurligiga kirib ko'rsangiz, İslam eng insonparvarlik adolat mezoniga suyangan din ekanligini ko'rasiz. İslam bu vaziyatni ko'rdi va birdaniga quldorlikni hammasini yo'qqa chiqargani yo'q. Jamiyatda qarshi taraf muxolif tomon qul masalasini o'zining harbiy harakatlarida ishlatyaptimi? Foydalanyaptimi? Bizni bir dona yagona yo'limiz qoladi, biz ham ularga muomalatu misl qoidasiga ko'ra tushgan asrlarni qul qilamiz. Agar ular qul qilsa
Barcha fiqhiy kitoblarimizda asr muomalasi to'g'risida bunga alohida bob bor. Agar bizga muxolif bo'lgan, biz bilan jang qilgan qarshi taraf bizning asrlarimizga asr muomalasini qilsa, biz ularning asrlariga qul muomalasi qila olmaymiz. Nimaga? Adolatsizlik qilib qo'ygan bo'lamiz unda. Ular asr muomalasini qilyaptimi? Ha, biz ham asr muomalasini qilamiz. O'zimizni asrlarimizni olish uchun ularni asrlarini beramiz. Bu biroz ilmiy masalani sizga oydinlatish uchun aytayapman. Ko'pchiligingiz buni bilasiz. Ana shu qul masalalari maydonda turganda islom nima dedi? İslam aytdi ki, kul xohlagan odam xohlagan odamini kul qilib olishlik huquqiga ega bo'lmagan masala dedi. Hamma xohlaganini ushlab kul qila olmaydi. Bozordan xohlagan odamni olib chiqib kul qilib sota olmaysiz. Kul bo'lish yo'li nechta desa bir dona dedi İslam. Bir dona yo'li bor, u ham o'sha urushda qarshi taraf bizni askarlarni kul qilayotgan bo'lsa, biz ham ularga ularning asrlarini qul qilish bilan javob beramiz. Nimaga? Qulni qulga almashtirish uchun kerak bo'ladi. Harbiy diplomatik aloqa bir ma'noda. Ikkinchisi quldan tug'ilgan bo'lish kerak. Ozod qilingan qul qaytadan yana qul qilib bo'lmaydi. Uchta narsaning hazli ham hazil, jiddi hazli ham jiddi, jiddisi ham jiddi dedilar. Hazluhu ciddun, cidduhu ciddun dediler. O ne? Bittesi nikah. Hazırlaşıp ben sizde kabul kıldım, onusu ben sizge özümü bahşide kıldım dese Toriyar'ın minte güvahını aldı da ketti. Hani onu hatunu bup kaladı, onu iri bup kaladı. Hazırlaşıp o muydu bunu? İkincisi talak. Hatununu bir kişi erkek, hatunuge karat hazırlaşıp sen talak sandısa ketti. Hatundan acırardı, talak düşerdi. Hazırlaşıp o muydu? Üçüncüsü kul azat kılış. İslam kuldarlıkta şunday zarba verdi ki, şunday zarba verdi ki, ahir akıbette kuldarlık tügedi. Şimdi bence bittesi çıkıp ayçişi mümkün. Kuldarlıkını tügetken sistemi Amerika sistemisi değişi mümkün. Aslında kuldarlıkta bunday meselelerde kol koyuş, imza koyuş meselesinde Müslümanlar peşkadan bulgen. O Amerika'nın 360 milyon xalqini xaloyiqni o'ldirib, qul qilib, ularni eksploatatsiya qilgandan keyin o'zini tarixini yuvish uchun tashagan qadami ularni qulni ozod qilishdagi peshqadamligini bildirmaydi. Islom qul ozod qilishlikni birinchi qo'ygan o'rtaga. Hazillashib qulim ozodsan desa ketta ozod bo'ladi. Mana shu masalalar haqida hadis, shuning uchun ozgina bunga to'xtaldik. Burayra radiyallahu anha ayol kişiydi. Aytdi ki ey ona dedi Ayşe onamızga. Ben dedi egelerim bilen gaplaşıp geldim. Mukatabe kıldım dedi. Mukatabe degeni kul özünün egesi bilen kilişedi. Nimaga kilişedi? Malum bir müddetke müddet fırsat oladı ve malum bir meblağge şartname tüzedi. Mukatabe deyiledi. İki taraf birbirini kitabette yazadı. 9 uqiyaga kelishdim dedilar. 9 uqiya kumishda ma'lum bir mablag'. Shuni 1 yil ichida qilib bersam, men ozod bo'lar ekanman. Ey ona, menga yordam bering dedi Oysha onamiz. Oysha onamizga. Oysha onamiz aytdilarki, "Sen bor, egalaring bilan gaplash. Agar shuni birdaniga to'lasam, birdan 9 uqiyani to'layman, seni ozod qilaman. Faqat valo haqqi menga o'tadi" dedilar. Ana qul masalasidagi bu mavzularni biz bilmaymiz, endi eshityapmiz. Nimaga? Qul yo'q ichimizda. Valo haqqi degan masala bor. Nima desa, siz bir qulni ozod qilgan bo'lsangiz, ozod qilingan qul vafot etgan paytida uning merosini valosi oladi. Ozod qilgan odam xuddi otadek bo'lib qoladi, ota. Otasi merosini, o'g'li merosini olarmidi? Kul agar ozod qilinsa, ozod qilgan odamga valo haqqi o'tadi. Shuni so'radi oshonamiz. Mayli, men seni ozod qilaman pul berib, lekin seni egalaringda valo haqqi qolmaydi. Valoni men olaman haqqini dedi. Bariyda bordi. Borib egalariga aytdi shuni. Mayli, birdan pulni berar ekan oshonamiz, faqat valo haqqini
Ayşe anamız sonra yaptılar deyişdi. Bariyle gelip Ayşe anamızga egelerige aitken de egelere aitti ki yok azat kısalar kıla vursunlar. Vallahi hakkını vermeyiz biz deyişdi. Biz de kaladı deyişdi. Şunda gelip ikinci madde kayıtıp giden de Peygamber aleyhissalatu vesselam üydeydiler. Ayşe anamızga bu gapı gapırgenlerde pıçır pıçır gapbulu yaptı. Ayşe anam, Peygamber aleyhissalam Ayşe anamızga kalıp nime gap nime gaplaşıp yapsınlar dediler. Ayşe anamız vaziyeti düşündürüp yerdiler. Vaziyet şu, bu kul çoru azat kılınışlığını soruyordu. Pulunu ben töleymen diye yapman, vala hakkını egeleri birme yap dedi. Ya şunu kadar dedi mi dediler. Ha? E Ayşe dediler, azat kılavur dediler. İnnemel velâ'u limen a'tak dediler. Vala azat kılgenin hakkı dediler. Yani Ayşe anamız azat kılı yaptılar o. Kaide koydular. Ben egesemen degenmez. Azat kigen adamniki bularken vala hakkı. Ve derrav mescidke çıktılar. Adamlarını topladılar ve hutbe kıldılar. Hey adamlar, ne mi buldu sizler ki? Allah koygen şartını basıp ötüp uzunlar şart koyuyapsılar mı? Sizlerini koygen şartınlar Allah'ın şartıge doğru kelmese sizlerinki batıl. Şartullahi ahak, şartullahi avthak dediler. En işançlı şart Allah'ın şartı. Şart koyuşluk ki Allah haklı. İnnemel velâ'u limen a'tak dediler. Velâ azat kıyamniki dediler. Mene şu meseleden fukahalarımız, tört mezhep ulamalarımız var bilesler. Maliyevi muameleler bu. Maliyevi muamelelerde eğer bir insan batın şartını koysa ortaya. Lekin savdanın başlangıç tarafı sağlam, sahih yani şartname bulsa, sahih şartnameye amel kılına uğradı, batıl şartnameni taşa varladı. Şu meseleni getirip çıkarıştı. Bazı ulamalar ihtilaf kıldı, batıl şartnaması bal şartname amel kımaydı deyişti. Bizde Hanefiler ve Hanbeli mezhebi ulamaları batıl şartname bulsa bola vursun, onge amel kılınmaydı. Lekin batıl şartname geçe yetip borgen kilişu amel kılına uğradı dedi. Bana şu hadis. Bugün bazı masalalar var. O kul azat kılışke tegiş değilmez. Bizde yok. Kayıtı takırarlam ayet koyayım. Bizde unarsa yok. Avrupalarda var. Mesela Germaniye'de yaşayıpken, Germaniye'de yaşayıpken, yok ki Akş'ta, Amerika'da yaşayıpken adamını kredit istoriye degen narsası var. Uzunu yani banktan pul alıp ornuge koyuş istoriyesi, tarihi buladı. 1000 dolar pul aladı. 30 günde kaytarı verse üstüge pul mindirmeydi. 1000 dolar aldıyız mı? Ha, işletesiz, işinizi bitirasız. 30 günde içi de kayıt kop koysayız, sizge bitti pilus koyadı. Vakti de ada kıldı, deydi. Keyingi oyga kelip durup, menge 5000 dolar ver deseyiz, birinci istoriyizde pilus var. Sizge 5000 beredi. Bir ay müddette içi de işletip, joyga kop koysayız, üstüge pul tuğdurmeydi. Lekin, Şunaka istoriyasını taza tutup yürgen adamlar Akş bankiden 1000000 dolarla pul alaydı. Milyon pullu aladı, bir yıl aylantıradı, vaktada joyga kop koysa bir tiyin pul almaydı üstüge. Mana şu caiz mi dese Hanefilerge göre caiz. Fakat ular Amerika bankları, başka Avrupa bankları ne dedi? Bir yıldan ötüp gitse falan miqdarda faiz tugadı dedi. Şartname var içinde. Bu şart kanaka şart, hadiske göre batıl şart. Oşa bir yıl geçe tölep koyuş imkaniyeti bar adam tölep koysa, Hanefiler ruhsat beledi şu pulunu alıp işletişlikke. Ben bu meseleden şunu üçün keltiriyip ben. Bazı adamlar ne de yaptı? Nime ki şartını içi de, eğer bir yılda töle almasa, bir yıldan keyin faiz tuğa dedegen şartname var ki dese, bana bu hadisini delil keltiriyip Hanefiler. Şartullahi avthak. Şartullahi ahak innemel vela limen a'tak. Azat kigen odemmiki. Kuyulgen şart hamesi batıl. Uşa batıl şartnamege ötüp geçse günahkar boladı. Caiz mesunde. Yani anık işancı bar odemge ruhsat veredi şeriyet. Bu hadis-i şeriften kop narsalar olgan, ulamalarının ortasında kop bahsge ham sebep bugün. Şafiiler bilen malikiler bu hadisini
Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ın şartıdan başkası batıl dediler. O uşenge göre uşa şartname tamamen hemesi batıl deyişedi. Bu tam anlayışı. Bizde Hanefiler de mi deydi? Uşa batıl şartname geçe bugün ameliyat sahih mi? Sahih mi? Sahih. Bu da amel kılavret deydi. Fakat utip geçse günahkar boladı deydi. Demek lafzlarda ihtilaflar var. Amel kılıçlıkta bizde Hanefiler onge ruhsat beri uğradı. Ben Özbekistan'da bu narsa yok deyip koyganım. Yani bu yapı eşitip alıp, banka varıp, pulla alıp, abrarayka ruhsat verin demeyiler. Ben ruhsat vergenim yok. Verişke hakkımam yok. Bu şer'i istilahlardaki fikhi kaidelerden bittesi. Kıskara hadis, uzun hadis ediyor. Ben kıskara şu meselelerine ettim. Çünkü bazı adamlar savar verip, şu meselelerini yana kayıttan kotarıştı. Kotarışı yaptı. Ya bu ya da biz gekigen savarlarının içinden şu hadisini bir örgeneylik dedik. Şimdi sahabeler hakkındaki mevzuga azgını toxtalamız. Ravi Aişe radıyallahu anha. Aişe anamız hakları da gaplaşamız. Aişe anamız hicretten aldın 19. senede tuğulgen degen gap var. Tuğulgenleri doğrusu da kaçan tuğulgenleri doğrusu da ıhtılaf var. Hicretten aldın 2. senede Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın turmuşka çıkkallar. Doğru mu? Ben hadire etken malumatka göre Ayşe anamız Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın 17 yaşta turmuşka çıkkan olabilirler. Hicretten aldın 19. senede tuğulgen bulsalar, hicretke 2 yıl kagende turmuşka çıkkan bulsalar 17 yaş olabilirler. İmam Buhari'nin rivayeti de Ayşe anamızın özlerinden rivayet var. Peygamber aleyhissalatu vesselam menge savcı buldular 6 yaşıdım. Nikahlandık, 9 yaşta aldım gekirdiler de gelirler. Sahih rivayet bu ya. İkkala hadisini, yani malumatlarını soruşturseniz, ulemalar Ayşe anamızın yaşları doğrusu da ihtilaf kılışken. Meselenin asıl mahiyeti şu. Şimdi İslam'a düşman bulgen, tırnak astıdan kir kıdırmakçı bulgen taifeler, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın tuhmetini rivojlantirish uchun Ayşe anamızın 6 yaşta nikahıya agen deyip tuhmet kılıçadı. Yani tuhmet, asıl tuhmetmez. Hadislerde sahih, rivayetlerde bu gap var. Lekin biz hazır düşünedigen meseledeki mevzu mesu. Bana kuldarlık hakkında bir mesele çıktı da sizge ben ta mukaddime yasamagen ümçe nime hakkında gap ketiyetkeni bilamayız biz. Çünkü yaşamagen biz onu. Kul kandağıdı, kuldarlık ne miydi? Haberimiz yokudu. O hakkında mukaddime yasasak, ha demek şuna kadar bugün eken dedi, mantiki, silsilevi, neticegi erişesiz. O mesela yok. Ayşe anamızın Peygamber aleyhissalatu vesselam'a turmuşki çıkış meseleleri, yıllar mübeynide İslam muhalifleri tamamından İslam'a tane taşı sıfatı da atılgen ok bugün. Bunga her daim ulamalarımız özlerini, kökreklerini kalkan kılıp tutup gelişken. Haklegeni bilen bahsleşe alemiz, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın Ayşe anamız bilen ortalardaki nikahları insani tabiyetten, kanuni asastan zıt bulmagen. Eğer Peygamber aleyhissalatu vesselam Ayşe anamız bilen bugün nikahları insani tabiyetke nispeten bir namunasıp amel bugende idi Peygamber aleyhissalatu vesselam'a tane kılıçlıkta ben bu düşmanlarga iş kalmasıdı. Çünkü Resulullah'ın etraflarında yürüyen müşrikler kaçan hata kılarken bu Muhammed, kaçan yalgan yaparken, kaçan bir natoğru iş kılarken deyip erteyi köç 24 saat kuzatışardı. Kaçan hata kılsa derra yüzlerge salışardı. Addi meselelerde, Addi meselelerde Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yolgoncuya çıkarış için erteyi keç kemende işlerdi, kemende. Kureyş kemendesi söz mü söz, yani birbirlerine vaade verip bu işi işleşerdi. Bir adam umru hayatı mobeynidir, Resulullah'a karşı natoğru informasyon tapış için hayatını saplardı, saplaganıdır. Nazır ibn Haris degen bir müşrik bugün. Müslüman bu megen bu. Nazır ibn Haris. Bugünkü kündeki azatlık, BBC, Amerika avazı hemesinin uşa baş hamisi bugün uşa hala. Uşa teşkil kıyken şulardı. Bunlar onu ipşini iplaş almayı yaptı. O rası iplegen. Tamami ticaretini Resulullah'ın karşılarına informasyon tarikatışı saplagan olan. Hatta Yemen'e gelip, savda kılıp, çoru hatırlarını alıp,
Şam'a barıp savda kılıp, çoru oyuncu hatırlarını ap gelip, Fors'a barıp savda kılıp, kitap asatir, eski tarihi asarlarını ap gelip, Mekke'de Resulullah'a karşı işletirdi. Umru hayatı şunge bankışlan geldi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını, Kur'an ayetlerini, İslam'ını insanlara düşündürgen meclislerge gelip, nime degen bolsa hammasi yolg'on. Nima qilasizlar unaqa gaplarni eshitib, barchasi asotirul avvalin, o'tganlarning tarix gapi bu. Men sizlarga zo'rini aytib beraymi deb askiya aytib berardi. Endi bir ko'ngil xushlik qilaylik deb Yamandan olib kelgan yarim yalang'och cho'risini o'rtaga chiqarib o'ynatardi. Shu odamlar payg'ambar alayhi salatu vasallamning Oisha onamizga nisbatan bo'lgan nikohlarida ozgina noto'g'rilik bo'lganda, iştallarını yeçip başlarına kiyivagen bulardı Allah kaçan. Bularga gap kalmazdı bana bularga. Şunun için bularını, buna kangi gapını kozgaşligige tüşküllükü tüşmeyin. Peygamber aleyhissalatu vesselam Risale'de gidik insan bu geller ve sizge eğitip koyay yakşilikini kanunileştirgen zat Resulullah. Ben sizlerge bir etikadi meselanı umumi manada bazı caylarda eğittim. Meselen Hüsn ve kubuh meselesi var. Biz ahl-i sünne vel cema'a olarak hüsn ve kubuh meselesine nazariyat sıfatı da karagen cihatimizge mutezileler tezkere karaydı. Mesela bir narsani yaman deyip namlaşımız uçun nime asaske ige buluşumuz gerek? Uşa narsanin yaman ikerligi zatı da yaman buluş gerek mi? Yok ki onu yaman deyip aytuvchi zot tomonidan aytilgan bo'lish kerak mi? Yani Resulullah bu yaman deseler o'sha yaman mı? Yok ki zotida yomonligi uchun u yaman mı? Juda falsafi qarashda, mana shu falsafi qarashning tagida Mu'tazila ahli sunna o'rtasida ajrashish bo'lgan. Mu'tazila aytadiki yaman zotida yaman narsa deydi. Yomon aslida o'zining zotida yomon, shuning uchun Alloh va Rasuli uni yomon degan. Yaxshi o'zining zotida yaxshi, shuning uchun Alloh va Rasuli uni yaxshi degan deydi. To'g'rimi? Shunaqa deydi ular. Hozir shuni o'zini gapirib indamasdan subhanakallohumma va bihamdik amin Alloh akbar deb ketib olsam, ahli sunnaning javobini topa olmaymiz. Rostdan ham shunaqa da. Zotida yomon. Aroq mast qiluvchi ichimlik. Zotida yomon. Turgan bitgani kasofat. Shuning uchun Alloh va Rasulini harom degan deydi. To'g'rimi? Shu to'g'ri. Lekin bu noto'g'ri gap bu. Bir narsaning yomon ekanligini Alloh va Rasuli aytgani uchun yomon u. Agar u zot o'shani aytmasa, uni yaxshi tomonlari ham bor. Topolmaysiz nimagaligini. Masalan deylik, siz bir qizga uylanishga haqqingiz bor. Begona kız. Doğru mu? Nimaga Allah ve Resulü onun ruhsat verdi sizge. Uylana olursan sanki mahrammas nikahı caiz dedi. Lekin kiyin bildiğiniz ki yaşlıgi de sizin anayınızın emgen eken uşa kız. Siz bilen emikdaş eken. Uylana aleyhsi mi? Yok. Nimaga? Hadır halal diyor. Çünkü emikdaşını Peygamber Resulullah Allah'ın ayeti de haram dedi. Demek peygamber aytganlarsa yomon deganlarsa yomon bo'ladi. Peygamber qilganlarsa yaxshi bo'lsa u yaxshi bo'ladi. Endi Oysha onamizga bo'lgan nikoh Rasulullah tomonidan ijro bo'lyapti. U qonun egasi u kishi. U narsa joiz bo'lganligi uchun uylanadi o'zon. Joiz bo'lmagan deydi, aytardi joiz emas derdilar. Farazan deylik Imom Buxoriy rivoyat qilgan o'sha Oysha onamizning o'zlaridan 6 yoshda nikohlandim. 9 yaşta aldığımda kirdiler degen hadisini olsak, farazan şu hadiske suyansak. Ben yukarıda ne dedim? İhtilaf var. 17 yaş degenler var. 15 yaş bu geller degenler var. Ayşe anamızın apası var. Asma. 77 yaşta vefat tapken. 77 yaşta vefat tapken peyti de Ayşe anamızın yaşını çalıştırsanız 17 yaş çıkar. Ayşe anamızın. Buna kangi iştihatlar var. Yekin mana shu Buxoriydagi hadisni o'zi bilan ham İslam ummeti payg'ambarini himoya qila oladi. Himoyaga Rasululloh muhtoj emaslar-da, biz u zotga ergashganimiz uchun u zotning faoliyatlari to'g'ri ekanligini isbotlay olamiz. Olishimiz shart birodarlar. Chunki
Şu joyda oturganlar bizni canlı muloqotda ko'rib turganlar ozmi ko'pni eshityapsiz. Payg'ambar alayhi sallatu vasallamga qilinayotgan tuhmatlarni. Ateistler, dahriler, ular bir ilim izlab topganmas, ularga İslam muhaliflari tashagan gap bu. Missionerlar bir mamlakatga kelib o'sha mamlakatni nasroniylashtirish uchun harakat qilayotgan siyosiy kuchlar bu narsalarni topgan. 1746 yılda Gollandiya tomonlarida ochilgan istishroq mustashriklar tashkilotlari bu fitnalarni qidirib topgan. O payg'ambarimiz davrida bu gap yo'q edi. Chunki aytmasdi bu. Bir ateist aytibdi menga, "Seni payg'ambaring" dedi. Ateist uni payg'ambari ham yo'q, kitobi ham yo'q uni. "Meni payg'ambarim bor, kitobim bor meni." Ha, xo'p, nima bo'pti payg'ambarimga? "Seni payg'ambaring" dedi. "Pedofil" dedi. Pedofil degani yosh bolalar bilan jinsiy munosabatda bo'lgan odamga. Yozyapti, basharasini ko'rsatmaydi, yozyapti. İnternette turibdi shular. Men unga aytdim, qattan aytding, mana dedi, biz o'zi o'sha Oyishaning o'zining rivoyati bor, Buxoriyda 6 yoshda nikohlandim, 9 yoshda oldimga kirdi deyapti. Mana shunga ko'ra o'sha pedofil deyapti. Men unga aytdim, pedofilni ta'rifini aytib ber. Pedofil kim? Yosh bolalar bilan jinsiy munosabatga kirgan odam pedofil. Hop. Yosh chegarasi bormi? Bir odamni pedofil deyishlik uchun uni yosh bolalar bilan jinsiy munosabatida yoshni chegarasi bormi? Desam yo'q, tug'ilgandan to balog'atga yetguncha bo'lgan qizlarga tegajoqlik qiladi dedi. Hop, o'sha hadisni o'qi dedim. O'qiyapti. 6 yoshda nikohlandik, 9 yoshda oldimga kirdilar. Payg'ambar alayhi sallatu vasallam nikoh aqdnomasini 6 yoshda qilgan bo'lyaptilar. Lekin qo'llarini tegizmayaptilar. 3 yil kutyaptilar. 9 ga kirgandan keyin birga yashashyapti. Nimaga 3 yil kutdilar? Savol. Savolga javob yo'q. Chunki u savolni o'zi topmaganda, bu tuhmatni unga kimdir bergan shuni tarqatyapti. Agar insof bilan aytsa, ha, 6 yoshda yaqinlashmadilar. O'zi qo'sh qo'llab topshirgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Ummu Rumon ko'zlaridan sevinch yoshi chiqib ketgan Oysha onamizga payg'ambar alayhi salom sovchi bo'lganda. Jubayr ibn Mut'im kelib sovchi bo'lgan. Birinchi, unga bermoqchi bo'lib turgan onalari. Bermoqchi bo'lib turganda sovchi to'xtab qolgan. To'xtaganda ona tashvishga tushgan. Shu qizim o'tirib qolmasa bo'ldi-da. Shu qizimni sovchisi kelmay qo'ydi. Ona shunaqa bo'ladi-da. Keyin birdan payg'ambar alayhi sallatu vasallamdan sovchi kelganda xursand bo'lgan. Bu qizingizni Abu Bakrga aytganlar-da, qizingizni baxti kulgan ekanda, oldingi sovchi bekorga yo'qolib ketmagan ekan. Qarang, Rasulullohdan sovchi keldi. Shunaqa boshlari osmonga yetgan, xursand bo'lib berishgan. Qaysi ota o'zini qizini zulmga topshiradi, yoqtirmagan odamiga beradi? Qaysi ota? Hamma davrda ota bir, birodarlar. Ayniqsa qizga nisbatan otaning mehri umuman boshqacha bo'ladi. Qizingizni noma'qul zolimni qo'liga qanaqa topshirasiz? 3 yil nimaga kutgan degan savolning javobi yo'q ular tomonidan, tuhmatchilar tomonidan. Javobning mantiqiyligi nima? Balog'atga yetishlarini kutganlar. Demak, qiz bola balog'atga yetishligi to'g'risida boshqa hadislarda bor. Qiz bola 9 yoshga kirsa, u balog'atga yetgan bo'ladi. Bu faqat, ya'ni fuqaholarimiz bu hadislarni o'rganib chiqib aytadiki, qonun ijro qilayotgan paytida jamiyatlarning ijtimoiy kelib chiqishligi e'tiborga olinadi. Hozir bizning mamlakatda 9 yoshli qiz balog'atga yetmaydi. 15 da ham yetmayapti ba'zi o'lkalarda. Hozir bizda 17-18 yosh belgilanyaptimi? Fiqh buni qabul qiladi. 18 yoshda nikohlashlik kerak deyaptimi qonun bizda? Biz aytamizki, biz jamiyatlarda bu ma'qul gap deyiladi. Nimaga? Qiz bola reproduktiv salomatligini qo'lga kiritib olsin, o'zini farzandga tayyorlasin, oilaga tayyorlasin. Shariat buni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin oldindan fotiha qilib qo'yishlik, so'zlashib qo'yishlik, nikohlab qo'yishlik bu boshqa masala bu. Birga yashamasdan nikohlab, so'zlashib, non sindirib qo'ysa bo'laveradi. Xuddi shunaqa bo'lgan payg'ambar alayhi sallatu vasallamning hodisalari bu Buxoriyning rivoyatiga javob beryapman men. Yo'q,
masalani tamomiyla tafsiloti bilan menga kerak desangiz 17-15 yoshlik haqida rivoyatlar ham bor. Ularni ko'rsangiz bu masala hech kimning ta'bini xira qilmaydigan masalada oydin. Oysha onamiz kim u kishi? Abu Bakr Siddiqning qizi. İnsoniyat ichida Rasulullohga eng mahbub bo'lgan inson. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan İbni Hibban ve Tirmiziler Amr ibn Aslan rivayet kıladı. Amr ibn Aslan radıyallahu anh'a aytadılar ki ya Allah'ın Resulü en yakış görgeniniz kim? Degende Ayşe degenler. Erkeklerden degende Abu Ha, otası degenler. Bu rivayet meşgur. Kov aytti ki bunu. Ayşe anamız Resulullah'ın en yakış görgen ayarları. Ayşe anamız Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını Hadice anamızdan keyin Hadice anamızdan keyin yana bir ayollaridan keyin üçüncü ayolları. Hadice anamızni o'z nikohlarida ushlab turgan paytlarida birorta ikkinchi, uchinchi xotin haqida masala bo'lmagan. Hadice anamız yagona ayol bo'lganlar, dünyadan o'tkunlaricha u kishining ustiga boshqa xotin olmaganlar. Hadice anamız dünyadan o'tgandan keyin Oysha anamız haqida taklif bo'lgan va taklifni qabul qilganlar va yana bir narsani aytaylik, payg'ambar alayhissalotu vasallamning barcha nikohlari vahiy orqali bo'lgan. Alloh taolo oling degan olganlar hammasini. Oysha onamiz haqlarida shunaqa taklif bo'lganda, bir kuni Jibril alayhissalotu vasallam oldimga keldi, bir qizning suratini ko'rsatdi. Shu qiz sizga tayyorlangan qiz dedi. Keyin bilsam u Oisha ekan deganlar. Yani Cebrail ko'rsatgani Allohning buyrug'i bilan bo'lyapti. Oysha onamiz Abu Bakr Siddiqning qizlari. Oysha binti Abu Bakr. Abu Bakr u kishining asl ismlari nima edi? Abdulloh. Otalarining ismi Usmon edi, kunyasi Abu Quhofa edi. Oysha binti Abu Bakr ya'ni Abdulloh İbn Uthman, İbn Amir, İbn Amr, İbn Ka'b, İbn Sa'd, İbn Tayyim. Tayyim degani tamimilerden, tayyimilerden. Nasabları aynen mana şu joyda, mana şu joyda. Tayyimde peygamberimiz bilan birleşadi. Peygamberimizin bu yoqdan keyingi nasabları İbn Murrat, İbn Ka'b, İbn Lu'ay, İbn Galib, İbn Fihr, İbn Malik, İbn Nadr, İbn Kinana, İbn Mudrikat, İbn İlyas. İbn Mudar, İbn Nizar, İbn Ma'd, İbn Adnan. Bu yoqda Adnan İsmail aleyhissalatu vesselamning avlodlaridan. Nasab o'sha Murrat İbn Ka'bda Rasulullah bilan birlashadi. Quraysh'dan yani. Taymi Qurayshi deyiladi. Oysha onamiz radhiyallohu anha faqih bo'lganlar, muhaddis bo'lganlar. Miros ilmining eng peshqadami bo'lganlar, tafsir ilmida oldilariga tushadigan odam bo'lmagan. Hamma ilmda Hazrati Oishaning oldilariga tushadigan odam bo'lmagan. Katta-katta sahobalar bir masalada tortishib qolishsa, Abu Ayyub al-Ansori, Abu Musa Ash'aridan rivoyat bor. Aytadilarki, sahobalar o'rtasida bir masalada tortishuv bo'lib qolsa, Oisha onamizning oldiga kelib haqiqiy masalani bilib olardi degan. Katta sahabeler tartışken masalada Ayşe anamızda yiçin bolardı. Kaysi masalada kelip Ayşe anamızdan masala sorasan, o ilimnin, fanning türden kat'i nazar hamma fandan malumatı vardı. Degenler. Yani bazı sahabeler aytadı, bunu Hakim Müstadrak'ta keltirgen. Sahabeler aytadı. Men Abu Bakır'nın hutbesini eşitken ben. Cuma'da hutbe kıladı. Men Umar'ın hutbesini eşittim, Osman'ın hutbesini eşittim, Ali'nin hutbesini eşittim. Ve şu bugünge kadar kim halife bugün bulsa, kim cümaya çıkıp hutbe okuyan bulsa, hemenin hutbesini eşittim. Ayşe anamızın singarı fasahatli bir artı erkekini kurmadım diye. O kişi ayol kişi oldu. Şunaka fasahatli bugünler. Hatta bazı masalalarda bütün boşluğu sahabalarga karşı çıkarlar. Ulamalar gaplarını almasa da makanatları şuna kıydı. Yani gapını almazdık başka narsa. İslam'da
ilmi makonatni o'zini qoidasi bor. Oysha onamiz shunaqa darajada büyük bo'lganlar. İbn Abbas aytadilar. Bir kuni bazı masalalarda Oysha onamizni shikoyatini eshitdim deydi. Bazı odamlardan. Eshitdim deganda İbn Abbas aytgan ekanlarki, "Ey ona, payg'ambardan keyin, Abu Bakrdan keyin ummatning eng ishonchli ilmiy ustozi siz qoldingiz. Eng siddiqi siz qoldingiz. Sizdan boshqasi yo'q. O'shaning uchun boshqadan shikoyat qilib o'tirmang. Siz bizga dars bering" degan ma'noda gapirganlar. İbn Abbas kim? İbn Abbas Bahrul Umma, bu ummatning dengizi, tafsir borasida payg'ambar alayhissalomning duosini olgan Oysha onamizni oldiga kelib tan beryaptilar. Sizdan zo'ri yo'q deyaptilar. Shunaqa bo'lganlar. Hadis rivoyat qilish masalasida sahobalar ichida eng ko'p hadis rivoyat qilganlar soni 7 ta. 7 ta sahoba bor. Bu 7 ta sahobani eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobalar deyiladi. Ko'p hadis rivoyat qilish uchun eng kamida 1000 ta rivoyat qilgan bo'lish kerak. 1000 taliklarga kirsa 7 talikka kiradi. 1000 ta rivoyat qilgan bo'lsa. Eng ko'pi kim? Abu Hurayra radhiyallohu anhu 5000 dan oshiq hadis rivoyat qilgan. İkinci o'rinda Oysha onamiz turadilar. Baqi ibn Muhallad aytadilarki 2210 ta hadis rivoyat qilganlar. Oysha onamizning o'zlaridan 2210 ta rivoyat bor. İmam Hakim Mustadrakda aytadi Oysha onamiz haqlarida İslam dinining 4dan birini Oysha rivoyat qilgan. İslam dinimiz amal qilayotgan, yashayotgan dinimizda amal qilib yurgan islomiy amaliyotimizni 4dan biri Oysha onamizga tegishli. U kishi rivoyat qilgan. İmam Buxoriy o'zlari 360 ta hadisni rivoyat qilganlar. Bu 360 ta hadisni aynan o'zini Muslim ham rivoyat qilgan. Ya'ni Buxoriy bilan Muslim muttafaqun alayh desa 360 ta hadisda ittifoq Oysha onamizdan. Buxoriyni o'zlari 56 ta, ya'ni munfarid deyiladi, yakka o'zlari rivoyat qilgani. İmam Muslim 69 ta bo'lsa kerak, adashmasam hadisni o'zlari rivoyat qilgan. Ya'ni ikkita sahihayni aytayapman. Qolganlari o'sha 2210 tani bo'lishib olishadi. Oysha onamiz radhiyallohu anha payg'ambar alayhi salatu vasallamning eng suyukli va erka ayollari bo'lgan. Fazilatlari to'g'risida ko'p hadislar vorid bo'lgan. Oysha onamiz payg'ambar alayhi salatu vasallamdan so'raganlar. Rashlari ham bo'lganda o'ziga yarasha. Rash qilganlar. Rosa yaxshi ko'rgan xotiningiz rashchi ham bo'ladi, to'g'ri. Yaxshi ko'rganlar, shuning uchun rash qilganlar. Ya Allohning rasuli jannatda ham xotinlaringiz keldi so'raganlar. Deganda payg'ambar alayhi salatu vasallam salom o'shalardan bittasisan deganlar. O'zini aytmaganlar, Rasululloh ham ya'ni erkalardilar Oysha onamizni. Salom ulardan bittasisan deganlar. Bu katta fazilat. Payg'ambarni dunyodagi ayoli, oxiratda ham ayoli bo'lishligi katta fazilat. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning oilalari o'rtasida oilalar ko'proq edi. Hammasi aytayapmiz, yuqorida aytganimizdek, Allohning vahiysi bilan bo'lgan. Turmushga chiqqan ayollarni barchasi juvon bo'lgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam juvonlarni olganlar. Bir dona Oysha onamiz qiz tekkanlar. Bir dona Oysha onamizda bu fazilat bor. Shuning uchun ba'zan bu gapni gapirib boshqa ayollarga faxrlanar ekanlar. Sofiya binti Huyay ibn Ahtab. Bu ham onamiz. Sofiya. Bu Yahudi bo'lgan Huyay ibn Ahtabning qizi. Huyay ibn Ahtab Bani Nazirni bo'lsa kerak katta raislaridan. U o'sha musulmonlar bilan bo'lgan mujodalada halok bo'ladi. Uni akasi ham halok bo'ladi. Uni eri ham halok bo'ladi Sofiyani. Shunda aytadiki, "Men deydi, dunyoda eng yomon ko'rganim Muhammad edi" deydi. Keyin u asrga tushadi u qiz, Sofiya onamiz. Sofiya onamizning husni o'zlari davrlarida zarbul masal bo'lgan. O'ta go'zal ayol bo'lganlar. O'ta go'zal. Qo'lga tushganlaridan keyin sahobalar bu ayol Rasulullohdan boshqaga munosib emas deb Rasulullohga sovg'a qilishgan. Asr tushgan qul dedik-ki hali. Qul u cho'ri sovg'a qilishgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam sovg'ani qabul qilib olib Sofiyaga aytganlar. "Xohlasang ozod qilaman, ket.
ketaverdi. Xohlasang ozod qilaman, menga turmushga chiq deganlar. İxtiyor deganlar. Sofiya aytadiki, bu gapni eshitganimdan keyin men qarshimda turgan odamning oddiy odam emasligini bildim deydi. Va Rasulullohni tanlaganman deydi. Endi faras qiling, o'sha onamiz qanaqa ahvolga tushdilar ekan. O'ta go'zal ayolni oldilar. O'ta ham go'zal. O'sha onamiz burqalarini kiyib olib, to'g'ri Sofiya onamizning uyiga bostirib borganlar. Ko'rgani. Qani qanaqa ekan bu ayol deb. Kirib qaytib chiqqanlarida payg'ambarimiz eshigini oldida turgan ekanlar. Ha, Oyisha qalay ekan debdilar. Desa endi bar rash qilish kerak u. A bir yahudiyning qizida debdilar. Zaynab onamiz bilan Oyisha onamiz o'rtalarida, ya'ni bir-birlaridan men ustunman deyish bor. O'zi kundoshlarda shunaqa bo'ladi. Kundoshlar bir-biriga paxta otadi. Ovsinlar bir-birini tosh bilan boshini yoradi. Kundoshlar o'zini, ya'ni oldinga taqdim qilishni xohlaydi. Oyisha onamiz men qiz bo'lib tekkanman payg'ambar alayhissalomga, boshqa birortada bunaqa narsa yo'q desalar, Zaynab onamiz aytardilarki, hammanglarni nikohinglar yerda bo'lgan, meni nikohim Allohning ya'ni vahiysi nozil bo'ladigan osmonda bo'lgan. Men tafsirini aytayapman. Ya'ni Alloh osmonda ekan demasin, 3 ta to'sa chiqib olib. U umuman boshqa mavzu, men nima deyapman, qo'bizim nima chalyapti, bilmaysiz. Shuni gapirishib Sofiya onamiz o'ta sodda bo'lgan ekanlar-da, o'ta sodda bo'lganlar. O'zlarini himoya qilamiz ekanlar. Bir kuni Rasulullohga shikoyat qildilar. Yo Allohning rasuli, bu Oyisha men turmushga chiqqanimda qiz bo'lganman, qolgan hammang juvonsan deydi. Zaynab meni nikohim osmonda bo'lgan deydi. Men shunaqa qilishaveradi, men javob bera olmayman desa Rasululloh gap o'rgatdilar. Ha, sen ham aytmaysanmi? Meni ajdodim Musa payg'ambar bo'lgan. Mening amakim Harun payg'ambar bo'lgan, mening erim Rasulullah payg'ambar bo'lgan demaysanmi deyotganlar. O'rgatar ekanlar, ya'ni Sofiya onamizni quvvatlantirish uchun. Oyisha onamiz ilm borasida juda ham kuchli va Alloh subhanahu va taolo nima uchun Oyisha onamizni Rasulullohning nikohlariga tanlagani yuqoridagi fazilatlarda namoyon bo'ladi. Oyisha onamizni biz ummat uchun oilaning ichidagi hodisalarni rivoyat qilish uchun zarur ekanligi yuzaga chiqadi. Rasulullohning oila ichidagi hodisalarni bilmaymizlar biz. Yana Oyisha onamizning fazilatlari birorta boshqa turmush, ya'ni o'rtoqlari bilan, ayollari bilan yotgan paytlarda vahiy kelmas edi. Oyisha onamizning xonadonlarida vahiy kelaverardi. Va yana payg'ambar alayhissalotu vassalom Oyisha onamizning quchoqlarida jon berganlar. Shunaqa fazilatlari bor. Oyisha onamiz radhiyallohu anha bir kuni boshim og'rib turibdi deydilar. Payg'ambar alayhissalotu vassalom keldilar. Kelsalar, ey Allohning rasuli, boshim og'riyapti. Qattan kelyapsiz? Desalar, bir janozadan kelyapman dedilar payg'ambar alayhissalom. Imom Buxoriy rivoyati. Janozadan kelyapman. Agar sanam mabodo shu bosh og'rig'idan o'lsang, o'zim yuvib, o'zim kamag'an seni dedilar. Ya'ni Rasululloh hazil qilib ko'nglini ko'tarardilar Oyisha onamizni. Rashk masalasida bir kuni Oyisha onamizni uylarida o'tiribdilar, hujralar yonma-yon hammasi. Oyisha onamizning navbatlari, sahobalar bor, 4 ta 5 ta sahoba bor. O'tirib ovqat kutishyapti. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning oilalari Oyisha onamiz shu ovqatni qilib ulgurmay qoldilarda, Zaynab onamizdan ovqat kelib qoldi-yu. Ko'chaga chiqib haliga ovqatni olib yerga bit turib sindirdilar. Payg'ambarning o'zini ovqat qilib beradigan xotini bor dedilar. U kishining navbati ekan-da. Payg'ambar alayhissalom haliga idishni oldilar. Keyin sahobalarga onangiz rashk qilyapti dedilar-da. O'zlari qo'llari bilan ovqatni yedirdilar va Oyisha onamizga o'sha idishni to'latdilar. To'laysan dedi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga Oyisha onamiz ya'ni islom ta'limotlarini biz ummat uchun yetkazishlikda eng iqtidorli ayol kerak edi. Chunki ayol bizni shaqoiqur rijal, bizni bir bo'lagimiz. Ayolsiz hayot yo'q. O'sha ayollarni fiqhi masalalarini Oyisha onamizdan o'rganish kerak edi ummat. O'sha ummat uchun Oyisha onamiz payg'ambar alayhissalotu vasallamning oldilarida haqiqiy qahramon hayotini kechirdilar.
Peygamber aleyhissalatu vesselam dünyadan ötkenlerden keyin bütün ümmet Ayşe anamızın aldığı yığılardı. Mesela sorardı, fatva aytardılar. Medine'de fatva aytadiganlar içinde Ayşe anamız en üstünlerden dediler. Kop meselelerdi. Hatta Hazreti Umar'ın rivayetini notori eşitsiz deydigan derecede küçülü bu geldiler. Ölgen adam triklerinin yığısı sebepli kıyneledi, azaplanedi degen hadisini Hazreti Umar rivayetine geldiler. Oğulları İbni Umar bu rivayetine aitken de siz aldı, bu hadisini nimi maksatta aitilgenini bilmepsiler. Bu sizler aitiyetken hadis şunu da düşünülse ayetke karşı kep kaladı. Ayette Allah Teala nimi degen? وَلَا تَزِيرُوا وَزِيرَةٌ وِزْرَا اُخْرَا degen. Bir kişinin günahı ikinci kişiye yükletilmeydi. Ölgen adam ne demek triknin yığısı bilen azaplanır? Yok, ne kamaz. Bu hadis Yahudilerde şuna kanka düşünce barıdı degen hadis bu. Karayın küçülüğünü hadisini bilişliğinden bu. Ayşe anamızın makanatını bildirdi. Ayşe anamız Peygamber aleyhissalatu vesselam bilen Uhud cengide cihatke çıkarlar. Ayollarını fakat uyduğu oturuş gereği degen çünçe İslami çünçe imez. Mutlak çünçemez buralarlar. Ayollar koçada hem kereyi boladı. Ayollar iş joylarda kereyi boladı. Ayollar ayol mutahassisleri işleydigen joylarda vacip işleşi kereyi boladı. Kaçan geçe taşviş kılamız ayolimiz mazası bulmaya kalsa, bemor bulup kalsa, hamilador bulup kalsa erkek yok joyini kıdırıp kaçan geçe taşviş kılamız? Kaçan ki ayollarımızını okutup uşa joylarga uzumuz tayinlenme günce taşvişimiz tügemeydi. Okutuşumuz kere. Ayşe anamız Uhud'da cenge çıkka. Yani uruşkenimez. Bemor bugen, kesel bugen, cerahatke uçuregen askerlerini kollarını bağlaş, ularga doğru darman kılıç için çıkkallar. Ayşe anamız radıyallahu anhu hacge seferge borgerler. Ayşe anamız radıyallahu anhu bazı meselelerde ıslah için bazı şehirlerge borgerler. Yani ayollarını mekanatını etmek için. Ularını fakat sıkıp hiç kanaka hukuku yok deyişlik bu İslam'ın mutlak düşüncesi mez. Fakat erini razılığı bulsun. Bu gatını eşitip ayollarım şart koçaya çıkıp gitip kalmasın erden bir soru. Eri ruhsatı bulsun. Lekin ayollar erinin kullan kuvvetlavu bilen cemiyetinin aktif fardı buluş, aktif insanı buluşka hareket kılış gerek. Ayşe anamızga kılıngan tuhmat var. İfk hadisesi. Hadir boşlasak, hübdanlıyım şu tuhşuk'a doğru geledi. Şunun için o meselelerge hadir kirmeyiniz. Ayşe anamızın faziletleri doğrusudaki bazı rivayetlerini keltirip, inşallah sohbetini yakülleyimiz. Hübdan namazıge yine bu Halid ibn Valid namlı mescidge bararken biz, o cahide yine belki şu mavzu, belki başka mavzudu sohbeti devam ettiremiz. Ayşe anamız radiyallahu anh'a 55. Hicri senede dünyadan ötkenler. 55. Hicri senede. Allah Teala o kişiden özü razı bugün bulsun. Farzand kurmayanlar. Ve Ayşe anamız haklarda bugün tuhmetlerini hadır geçe kurtarıp kiliyetken cemaalar var. Şialar hakkında her kıl gepler vardı. Şialarının hammesi hem Ayşe anamızga tuhmet kımıydı. Hakikat ne? Agar bizga muxolif tomon bo'lsa ham aytishimiz kerak. Wala yajrimanna shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa deydi Alloh taolo. Agar siz yomon ko'rgan odam tarafta ham adolat turgan bo'lsa adolatni tanlang deydi Alloh taolo. Yomon ko'rgan odamingizga ayb yuklamoqchi bo'lib yo'q narsani yuklavormang. Borini aytishga ruxsat. Dushmaningizni aybini borini aytishga ruxsat. U ham fazilat emas. Lekin yo'q aybni yuklab yuborishlik u to'g'ri emasda. Yomon ko'rsang bo'pti, yomon ko'rasan. Nimaga montaj qilasan? Nimaga yo'q narsani tarqatasan? Borini ayt, to'g'rilasin. Oysha onamizni zinoda ayblaydigan bir toifa bor, hozir ham. O'sha ifk voqiyasini noto'g'ri talqin qilib yurganlar hozir ham bor. Lekin Ayşe anamızını İmamiye, Zaydiye degen taifenin katta katta ulamaları itiraf kıladı, Pakize bugellerini aitşedi. Fakat uşa Cemal hadisesi de Ali radıyallahu anhudan
Usmonning qotillarining jazosini ber degan talab bilan chiqqan chiqishlarini ular noto'g'ri talqin qilishadi. Nima deyshadi? Ali'ni xilofatdan ag'darish uchun chiqqan Oyisha deyshadi. Yo'q, noto'g'ri. Oyisha onamiz xilofat masalasiga mutlaqo aralashmaganlar. Oyisha onamiz ayol kishi, siyosatni ayol kishi boshqarmasligini bilganlar. Faqat Talha ibn Ubaydullah, Zubayr ibn Avvam. Zubayr ibn Avvam kim? Oyisha onamizning opasini eri. Boshqa tomondan payg'ambar alayhi salatu vasallamni ammalarining o'g'li. Ya'ni qarindosh. Musohara ma'nosida qarindosh. Opalari ularni qo'lida. Urvat ibn Zubayr, Abdullah ibn Zubayr, Oyisha onamizning jiyani. Bular ya'ni shu masalada Ali'ga yordamlashaylik deb siyosiy ma'noda chiqqanlarda birga chiqib qo'yganlar. Keyin pushaymon qilganlar. Umrlarining oxirigacha Abdullohga aytarkanlar, Abdulloh ibn Zubayrga, "Nimaga to'xtatmading meni? Chiqmang deganingda qolardim" deganda Abdulloh ibn Zubayr aytganlar. Bir rivoyatda Abdulloh ibn Umar aytganlar, "Sizni chiqmang deb qoldirmoqchi edim. Lekin Zubayr ibn Avvomni oldida haybatlandim. Kattalar gapirib turganda men gap qo'sha olmadim" degan. Shuni pushaymoni shu. Oyisharimiz pushaymon qilganlar Jamal hodisasida bo'lgan voqealardan. Oyisha radhiyallohu anha hammamizni onamiz. U kishi boshqa ayollari singari emas. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda payg'ambar alayhi salatu vasallamga o'z jufti halollariga ikkita narsani ixtiyor qilishlik oyatini nozil qildi. Alloh taolo aytdiki, "Ayting ayollaringizga, agar dunyoni xohlasa, ularga dunyoni beraylik. Faqat sizdan ajrashsin. Dunyoni mazaxsin, kayf safosini surishsin, yashasin. Yo'q, sizni tanlassa, sizga itoat qilishsin. Alloh va Rasulini tanlaganlarga Alloh va Rasuliga itoat vojib." Shuni, shu taklifni eng yaxshi ko'rganlardan boshlaganlar kimdan? Oyishadan. Kirib, "Ey Oyisha" deganlar, "Bir gap gapiraman, shoshilma. Bu masalani maslahatini borib ota-onangdan so'ra, o'sha maslahatga ko'ra kel, javobini ayt" deganlar. "Nima maslahat Allohning rasuli?" "Yo meni tanla yo dunyoni tanla" deganlar, qisqa qilib aytganda. "Yo Allohning rasuli, shuni ham maslahat qilamanmi? Men bu masalada sizni tanlayman" degan. Payg'ambar alayhissalotu vassalom qolgan onalarimizga ham bu taklif qilganlar, hamma bir ovozdan Oyisha onamizning gapini tasdiqlagan. Endi majburlab berilgan, ya'ni zulm qilib berilgan xotin shunaqa deydimi? Sizni tanlayman deydimi? Birinchi imkoniyatda qochadi. Birinchi imkoniyatni bering, siz bilan ya'ni rozi bo'lmay yashayotgan xotin birinchi imkoniyatda ko'zingizga pichoq tiqib oladi. Yaxshi ko'rsa yashaydi birodarlar. Majburlab yashasa bo'lmaydi-ki. İslomda majburlash yo'q axir, e'tiqodda ham yo'q, xotinni yashatishga majburlash yo'q. Nima uchun nikohda qizdan alohida so'raladi, erkakdan alohida so'raladi? Chunki o'zi rozi bo'lmasa nikoh joiz emas. Nikoh joiz bo'lish uchun rozi bo'lish kerak. Oyisha onamiz Rasululloh uchun jonini fido qilgan. Dunyodan o'tganlarida she'rlari bor Oyisha onamizni. Rasululloh dunyodan o'tganda boshimizga shunday qorong'ilik keldiki, kunduzlar uni charog'on qila olmaydi degan. Bugun juda ko'p odamlar shuni ishlatadi ta'ziyalarda. Og'ir kun Rasulullohga kelgan. Alloh subhanahu va taolo Oyisha onamizdan rozi bo'lsin. Shu joyda to'xtatamiz mavzuyimizni. Savol-javoblarga bir ikki savol-javoblarga to'xtasak ham bo'ladi. Keyin inshaalloh xuptonga narigi masjidga o'tamiz. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Kimdan nima savol bor? Savol yo'q bo'lsa, alhamdulillah. Bismillah. Qani? Xo'p. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ikkita savolim bor. Hozir, birinchi savolim, shu takbir tahkimida quloq o'chib, taqinda quloq yumshog'iga tekizish kerakmi? Tekizmasdan ko'p balandlikka ko'tarsa ham bo'ladimi? Xo'p. Ikkinchi savolim. Insonni uzoq yillik qazolari bo'lsa, namoz qazolari bo'lsa, shu jamoat namozidan keyin azon aytmasdan sirasi o'qib ketursa bo'ladimi iqomat etib? Xo'p, rahmat. Birinchi savol, quloq ko'tarilgan paytda quloqning bosh qo'lning bosh barmog'ini quloqning yumshoqlariga tegizish kerakmi, yo'qmi deyaptilar.
Bu bir oddiyroq savol. Başkaçalar üslubi ham bor. Sünnet mi, bid'at mi deganlar bor. Hadiste yok eken deganlar bor. Her türlü gap bor. Aslida namaz okuyatken paytimizda kolunu, kulak barabarida ko'tarish maqsad. Xida'a mankibayhi kelgan. Bazı hadislerde xida'a uzunayhi kelgan. Bu xida degani barabar degan o'zi. Yelka barabarida ko'tariladi qo'l yoki quloq barabarida ko'tariladi qo'l degan ma'noda hadis kelgan. O'sha quloq barabarida kelganligini qattan bilamiz degan savolga bizni faqihlarimiz ikki bosh barmoq quloq yumshoqlariga teksa quloq barabarida ko'targanligimizni aniq bilamiz deydi. Demak, qo'lni quloqqa tekkizishlik haqida hadisda matn yo'q. Bu nima amal desa, bu amal sünnetning haqiqatda joriy bo'layotganligini tasdiqlash uchun qilinadi. Lekin qo'l ko'targanda asosiy maqsad qo'lning kaftlari qiblaga yuzlangan bo'lish kerak. Biz quloqqa qo'lni tekkizish masalasiga urg'uni beraverdik, beraverdik, odamlar hozir mundoq namoz o'qiyapti. Allohu akbar deyapti. Umuman shariat ko'rsatgan maqsaddan teskari bo'lib ketdi. Qo'l kaft qiblaga yuzlangan bo'lish kerak. Quloq barobarida kelsa, hadisning deyarli barchasiga amal qilgan bo'ladi. Yelka barobariga deganlar payg'ambar alayhissalom boshqa hadisda. Qo'l yelka barobarida bo'lish kerak. Qo'l nima? Bundan buyog'i kaft bu. Bundan to tirsakkacha bo'lgani qo'l. Zira deydi qo'l shu. O'zi mutlaq hammasi qo'l. Kaft, barmoq, zira bular hammasi qo'lning qismlari. Xo'p, yelka barobarida bo'lishligi uchun qo'lingiz, qo'lingiz quloq barobariga chiqish kerak. Shunda mana bu qo'lning asosiy o'rta qismi yelka barobarida bo'ladi. Shunda o'sha hadisga amal qilgan bo'lamiz. Hanafiylarning usuliga ko'ra hamma hadisga amal qilinadi. Kelgan hadislarning bu borada, kelgan hadislarning hammasida qo'l yelka barobariga ko'tarilgan bo'ladi. Endi mundoq qilib ko'targanlar bor-a? Bu ham bor rivoyatda. Buni ba'zilar masxara qiladi, xotinlarga o'xshab o'qiydi deb. Hey, hey, hey. Birodarlar, sunnatda kelgan narsani masxara qilib bo'lmaydi. Ya'ni bittasidan ba'zi joyda eshitib qo'ydinglar, palonchiga o'xshab oyog'ini kerib o'tiradi. Unaqa demanglar. Sunnatda bor bu. Boshqa muhaddislar, boshqa faqihlar olgan uni. Boshqa mujtahidlarni hurmat qilishimiz kerak. Xotinga o'xshab qo'lini mundoq qiladi. Yo'q, bu fiqhda bor bu. Bizning mazhabda yo'q. Nimaga boshqa mazhabni xotinga o'xshagan deyishimiz kerak? Nafsoniyatga tegmaslik kerak birodarlar. Aytish kerak, ilmiy asosini tushuntirish kerak. Qo'l bundoq ko'tarilgan paytida qo'l yelka barobarida bo'ldi deyiladi. Aslida kaft yelka barobar bo'lib qolyapti. To'g'rimi? Kaft. Bunda qo'l bo'ladi. Asosan qo'l degandagi o'rta, qo'lning o'rtasi to'g'ri keladi. Undan tashqari orqada turgan odam, siz imomsiz. Agar qulog'i ojiz bo'lsa, qulog'i ojiz sizni ko'rib turibdi. Allohu akbar desangiz, qo'lingizni ko'targanini bilmaydi. Chunki ko'rmaydi orqada turgan odam Allohu akbar desa. Lekin Allohu akbar desangiz, qo'lingizni ko'targanini orqada odam ko'radi, eshitmasa ham iqtido qiladi. Masalalarning bu furuqatlari ham bor. Qo'lni quloqqa tegizishlik masalasi Hanafi mazhabining 2 dona matnida kelgan. Bittasi muxtasarda kelgan. Masan bi ibhamayti shahmatay uznayhi degan. Masan bi ibhamayhi shahmatay uznayhi. Shahmatay uznay quloqning ikkita quloqning yumshoq joyi. Mana shu ikkita quloqning yumshoq joyiga bosh barmoqni tekkizish degan. Lekin Raddul Muxtorda o'zi Durrul Muxtor Haskafiyniki. Raddul Muxtor hoshiyasi uni. Ibn Obidin aytadiki, "Masan bi ibhamayhi shahmatay uznayhi" degani qo'lni quloq barobarida ko'tarishdan majoz degan. Hanafilarning o'zi ham. Agar qo'lingiz haqiqatda quloq barobariga kelganligiga iymoningiz komil bo'lsa, tekkizish shart emas. Lekin buni hamma eplolmaydi. Masalan, turgan joyingizda qanddan bilasiz qulog'ingiz barobariga, yelkangiz barobariga kelganini. Shunda qo'lni tekkizishlik
asıl sünnetke amel kılıçlıktaki tasdik halası. Yardımcı vasita halası. Hiç kim bunu sünnet demeydi. Hadiste yok. Meselenin kıskara mahiyeti şundan ibaret. İkinci savalı mıydı? Kaza namazlarını, ertelepki bamdat namazını okuşta ozanını eğitip koysayız. Keyinçelik cemaatlerinin içi de farzdan keyin yok ki namazdan keyin özüz okumak için olsayız. Özüz işte diyen tarzda tekbirini eğitip okuyoruz. Şartmaz yengeyden ozan çakırıştık. Ve aleyküm selam rahmetullah. Hop, yetimxonadan bolalarni olib boqib olish masalasini so'rayaptilar. Otasi yo'q odamni boqib olish, uni hukmi qanday bo'ladi deyaptilar. Bu haqida ko'p javoblarda aytdik. Tabanni degan alohida mavzu bu. Katta bahs, alohida oyat nozil bo'lgan. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu ni payg'ambar alayhi salatu vasallam o'zlariga o'g'il tutib olgan edilar. O'g'il, o'g'lim degandilar. Hada Zayd ibn Muhammad deganidilar. Keyinchalik bu oyat nozil bo'ldi va Zaydga Zaynab binti Jahshni nikohladilar. Zaynab binti Jahshni taloq qildi. Zayd payg'ambar alayhi salom Zaynab binti Jahshni nikohlariga oldilar. Ana to'polon boshlandi. O'zini o'g'lini, xotinini nikohiga ovoldi degan. Aslida Zayd payg'ambarimizning o'g'li emas edi. O'g'lingiz bo'lmagan odam uni ming boqib olganingiz bilan o'g'il bo'lib qolmaydi u. Bir ateist men bilan bahs qilyapti, ko'p yoshlarimiz eshitdi shekilli. Nimaga o'g'lini xotinini olib olgan deydi. O'g'li emas u. Boqib olgan. Yo'q, boqib olgan ham o'g'il-ku deydi. Men aytdim, qo'shning senga sho'rva bersa, qo'shningni o'g'li bo'lib qolmaysan u. To'g'rimi? Sen baribir otangning o'g'lisan sen. Shariat shuni isbotlamoqchi bo'ldi, shuni isbotladi. Boqib olishlik o'g'il bo'lib qolmaydi. Siz uni boqib olgan bo'lasiz. Uni o'zini fiqhi qoidalari bor. Balog'atga yetmagan, ya'ni 3 yoshdan o'tib ketmagan, 2 yosh atrofidagi bolani olsa, ayoli emizsa emizsin, singlisiga emizsa emizsin, o'zining mahramlariga emizib qo'ysa, bunga mahram bo'ladi. Bunga mahram bo'ladi, keyin uni boqish oson bo'ladi. Lekin yo'q, unaqa mahramlik qilish imkoniyati bo'lmasa, boqsa boqaversin, qarasa qarasin. Lekin balog'atga yetgandan keyin mahram masalalariga amal qilsin. Hozir bizning millatimiz, bizning xalqimizda katta xushxabarlardan bittasi bolajonda bizning xalqimiz. Meni bilishimcha Namangan bilan Farg'onada yetimxonada bola qolgani yo'q. Hammasini olib odamlar boqiyapti hozir. Menimcha boshqa joylarda ham qolish ehtimoli kam. Bizda hozir Mehr 20-20 guruhimiz bor. Yetimlar bilan ishlaydigan guruh 16 ta bo'ldik menimcha. Butun O'zbekiston bo'ylab bor. 3000 dan oshiq yetimni qaramog'iga olgan shu guruh. U yetimxonada emas, u xonadonlarda. Va bunga ya'ni kim hissa qo'shadi, kim buni harakatda yuradi, haqiqiy Allohning do'stlari ekanligini ko'rasiz. Qiynalib qolamiz, ba'zida pul qolmaydi, hech narsa qolmaydi, nima qilishni bilmay tursak, birdan kimdir telefon qiladi, qattasiz deydi. Xurshid degan ukamiz bor, darab telefon qiladi, keligi 50 million pulni berib ketadi. Har oy. Har oy 5000 dollar quliga pul beradi. Ba'zida yo'qolib qoladi, qiynalib qolganimizda yana paydo bo'ladi. Shunaqa odamlar qarayapti yetimlarga. Yetimlarga qarash shunaqa bir odam savol berdi menga. Bir ayolni deydi, "Xudo uchun oldim men, Alloh uchun 6 ta bolasi bor" deydi. 6 ta emas, 9 ta bolasi bor deydi. "Xudo uchun olganman, unaqa chiroyli emas u xotin" deydi. Xudo uchun deyverib jonga tegdi lekin. Men aytdim, "O, xotinni Xudo uchun olmaydi, nafs uchun oladi aslida." Xudo uchun bo'lsa shundoq ham qaray bo'lish kerak. Uylanishdan murod farzand ko'rish birodarlar. O'zingizni o'zingiz aldamang, Xudo uchun oldim deb keyin boshqa balo qilasiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallam "Tazawwajul waludal wadud" deganlar. "Fa inni mukathirun bikum umam" tug'adigan mehribon mehrli xotinlarni olinglar, uylaninglar. Chunki men qiyomatda ko'p ekaninglardan faxrlanaman deganlar. Uylanishdan asl maqsad bor. O'sha maqsadning atrofiga boshqa narsalarni bino qilinadi. Mehr shuni atrofiga, muhabbat shuni atrofiga, oila shuni atrofiga quriladi.
Xudo uchun oldim. Xudo uchun olgan ekan, hozir bosh tashvishdan chiqmayapti. Nariga xotini bilib qopti, buni kelib o'shunaqa qilyapti. Yo, uni shundoq ham qarayverish kerak. Shundoq ham qarayversin. U Xudo uchun bo'ladi, tamam. Bu savob amal bu. Lekin ayol uylanish masalasi albatta oila masalasi. U ayolning ham nafsi bor, u ham farzand ko'rgisi keladi. O'shanda haqiqiy muhabbat, sakinat paydo bo'ladi. Demak, oila masalalarida shunaqa narsalarga e'tibor berish kerak. Yetim asrab olishda ham tabanniy mavzusiga amal qilish kerak. Umumiy ma'noda bahsni aytaveramiz. Masala bu, shariat bu deyaveramiz. Lekin siz kimnidir boqib olmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz bilgan yaqin atrofingizdagi ahli ilmni oldiga boring. Masalani mohiyatini tushuntiring. Mavzu shu deng. Shunga ko'ra deng, menga yo'l ko'rsating deng, sizga yo'l ko'rsatadi. Xos masala xos yechiladi. Doim maslahatini olasiz, ish go'zal bo'ladi. Oldin bir ishni qilib qo'yib, keyin o'ylanib o'tirmaslik kerak. Alloh taolo xayrli qilsin. Endi bizga javob berasizlar, shomga furjaga borishimiz kerak edi biz. Oxirgi savol, siz nima deysiz? Javob oboldingizmi yoki? Allah kabul qilsin. İnşallah. Savollarni xuddan davom ettiramiz inshaalloh. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Parvardigora barchalarimizni hidoyatingda bardavom qilgin. O'zing rozi bo'ladigan amallarga muvaffaq musharraf qilgin. Ushbu masjidni qurilishida va ushbu masjidning obod bo'lishida xizmat qilayotgan jamoatimizga, sahovat egalariga va bu millatimiz, xalqimiz uchun xizmat qilib yurgan imom domlalarimiz, masjid mutavallilari, muazzinlarimiz, qorilarimizga Alloh taolo ikki dunyo saodatini ato qilsin, o'ylaganimizdan afzalini bersin. O'zi ozgina omonat hayotda yashayapmiz. Shu omonat hayotda omonatinga Alloh taolo biz omonatdor bo'lib vafo qilib dunyodan o'tishimizga o'zing kuch quvvat bergin. Sen asramasang asraydigan hech kim yo'q. Sen kechirmasang kechiradigan hech kim yo'q. Parvardigoro, amallarimizni qabul qilgin, xatolarimizni afu qilgin, qiyomat kunida diydoringa musharraf qilgin. Va sallallohu va sallama ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.